Selamun aleyküm kankiler hepiniz. Oyuncu çift günlüğüne hoş geldiniz. Safa getirdiniz efendim yine bizden. Çok istediğiniz bir oyunla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün Prison Simulator oynuyoruz aşkım, hoş geldin. Hoş bulduk aşkım aşkım. Kime kelepçe vuruluyor? Şimdi aşkım ya mahkumuz ya gardiyanız, ben de hiç bilmiyorum. Arkadaşlar oyunu ilk defa oynuyoruz. Ne diyor? Zorluk memur diyor. Memur zorluğunu seçelim ya. Baştan başlayalım. Biz var ya, olsak olsak mahkum oluruz. Tesisine bir isim seç. Ceblo hapishanesi. Hayır hayır. Zalim hapishanesi olsun. Harbiden her şey Ceblo ya da şu demeyelim. Zalimler. Zalim hapishanesi. Mapusu. Zalimler mapusu. Tapusu da baban. Oyunumuz başlıyor kankiler. Biz gardiyanız. Mahkumlara iyi mi davranacağız, kötü mü davranacağız? Bu bizim tamamen inisiyatifimize bağlı. Peki sen iyi mi davranmak istiyorsun, kötü mü? Bilmiyorum, yerine göre, kişisine göre. Çok da iyi gibi gözükmedi şu an gözüme ama. Benim sözümü dinlerseniz oğlum iyi anlaşırız. Ama dinlemezseniz hepinizi tokatlarım. Bazıları belki kader mahkumudur hayatım. Bak ben bunları döveceğim mesela. Baba hareket yapıyorlar, fox mox. Döveceğim ne? Dövmek yok. Kader mahkumlarını niye dövüyorsun? Bunlar neymiş, eylemlerin çoğu gardiyanlar size tutuklar tarafından değerlendirilir, saygı düzeniniz etkiler. Ha, mahkumlar bize saygı da duyabiliyor. Bu kim lan? Bizim şefimiz mi reis? Konuş bakayım neymiş? Merhaba, sen yeni infaz memuru olmalısın değil mi? Evet kardeşim, o benim. Ben ve Ayşe'yiz. Ben bu adamdan tırstım ha. Müdüre gitmeden önce herhangi bir sorun var mı? Gardiyanız önce sen. Yok, 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 müdür babam olur. Aşkım bize bu hapishane için bir şeyler söylesin bu. Diğer hapishaneler gibi dikkatli olmazsan tehlikeli tabii ki. Öyle bir tehlike bize göbek adamızdan Kamil. Korkuttu beni bu. Ne? Bıçaklar mı? Aşkım diyor ki tutuklular diyor bir gün normal davranır, bir gün diyor seni bıçaklayabilir, onlara güvenme diyor. Ama biraz dinlenebileceğiniz, kahve içebileceğiniz veya dart oynayabileceğiniz gerçekten güzel bir sosyal odamız var. Bazı artıları da yok değil. Aman ne artı? Biz memuruz kardeşim. Tabii ki biz de diğer memurlar gibi bu hapishanenin sosyal aktivitelerinden faydalanmalıyız. Buradaki son isyanı duydun mu? İsyan çıkmış. İsyan. Oha. Hayır dedim. Birkaç ay önce büyük bir isyan çıktı. Tutuklular tüm hücreleri açmaya başardılar ve tesisi ele geçirmeye çalışıyorlardı. Biz olmadığımız için bu hapishanede isyanlar çıktı arkadaşlar. Şimdi biz geldik ya. Zaten bizi o yüzden çağırdılar. Çaylak için bir tavsiyen olabilir mi? Tutuklarla tartışmak istemiyorsan bazen onların hareketlerinde göz yummak iyidir. Hadi lan oradan. Hiç kimseye göz yummak yok hayatım. O kadar bağırarak değil. Bazen dedim ve sadece küçük şeyler... Ve tabii ki başka bir memur tarafından yakalanmamaya çalış. Yoksa bizi müdüre söyler aşıyor. Şimdi arkadaşlar doğru anladıysam mahkumlarla işbirliği de yapabiliriz, onları tokatlayabiliriz. Gardiyanlara yakalanmadan mahkumlarla iş de çevirebiliriz ama yakalanırsak gardiyanlarla aramız da bozulabilir. Artık bu oyunumuz başlasın. Bir müdüre gidelim bakalım müdür kimmiş. Merhaba abla. Geldik mi kral müdürün odasına? Burası mı lan müdürün odası? Hıfada gir. Merhaba müdürüm. Ben yeni gardiyan Ceblo. Nasıl hissediyorsun? Gergin ha? Bence sen gerginsin. İyiyim müdürüm. Efendim ya. Bugünkü görevlerini söyleyeyim. Bunları günlüğünden kontrol edebilirsin. Günlüğün J tuşuna kullanarak açabilirsin diyor hayatım. Çok pis dövülürsem ne olacak? Tuvalet nerede? Ne zaman maaş alırız? Aa, ilk sormamız gereken soru, ne zaman maaş alırız? Raporundan sonra her gün iş ne kadar iyi yapılırsa o kadar büyük ödeme alırsın. Çok güzel, biz işimizi iyi yaparız. Tamamdır müdürüm, sağ olun. Kendinize iyi bakın efendim. Yani şu hiçbir zaman böyle resmi makamlardan çıkarken sırtını dönmeyeceksin. Bak geri geri çıkacaksın böyle. Kapıyı kapatacaksın. Ulan adamın en çok sevmediği şeyi sordun ki. Memuru zam diye atmış işten. Sen ilk maaşı sordun. Biz buradan ikinci günde atılırız ha. Ben bu adamı sevmedim. Ben çok kıl kılı bakıyor. Polis memuru olabilirdim. Ulan sınavları düzgün çalışsaydın o zaman kardeşim. Ha niye gardiyan oldun? Yüzümüze niye kimse bakmıyor ulan bizi? Kendi kendine konuşuyor Kamil ya. Bir kola mı içsek gelir gelmez. İçelim, karnımız da acıktı. Uzun yoldan geldik. Cips de yiyelim. Aşkım 10 liramız var. Hiçbir şey yiyemeyiz içemeyiz. Hayatım o kadar önemli değil de bak ne diyor, yoklama diyor, hücre bloğuna gidin diyor. Selamun aleyküm. Abicim nerede bu mahkum? Aha burada. Tuvalete oy. Mi? Lan sen ne yapıyorsun, kan mı o? Dur gülüm dur, bir etrafı kes dolayalım bakalım kim var kim tanısaydık, yok. Tanısaydık, adı neymiş? Selamun aleyküm yeğenim. Gel bakayım buraya gel. Alo. Terbiyesiz herif. Çok mahkum yok mu ya burada? İki tane gördük. Başka? Abdest mi oluyorsun? Ben yeni gardiyanım, haberin olsun. Bak bu gözlüklü öğretmene benziyor. Bakışa bak bakışa. Psikopat ne öğretmeni? Kardeş bu neyden girdi içeri? Lan sigara içmek yasak değil mi oğlum? 20 senelik gardiyansın diye bize burada şekil mi yapıyorsun lan çaylaz diye? Dur şunda bir konuşalım ya. Bir yerlere gitmek istedim. Bana ne oğlum? Manyak. Kafayı yemiş burada dura dura. Bizim
Bakacağımız yer burası değil herhalde. Aha. Bak yazıyordu. Hücre bloğu yazıyordu. İlk göreviniz yoklama yapma. Girişin sonundaki görev ofisindeydin. Şimdi bunları sayacağız aşkım. Tamam. Hepinizin kardeşim açıldı tamam mı? Çıkın bir adam öne. Elşo bunların hepsini tek tek sayacağız. Bunları böyle bırakmakla iyi mi yaptık? Bir konuşalım bakalım. Neciymiş lan bu, üstünü bile giyinmemiş. Terbiyesiz, saygısız seni. Esneme, seni döverim ha. B'ye basalım, üstünü arayalım şu Kamil'in. Zararsız diyor. Çetesinin ismi Bears çetesi, ayı çetesi. Polis memuru olabilirdin. Oğlum bana ne lan? Aa, ne yapıyor oğlum bu? Kaçıyor, dön. Yumruk atman lazım. Yumruk. Bir. Aşkım ne yumruğu? Gel buraya gel. Ağzını kırarım. No. Millet öyle saldırma, şapalağı yersin ha. Yangın başladı ha şu. Nasıl yangın başladı? Oğlum adam ölünce nasıl yangın çıkıyor adamın üzerinden? Bilmem. Kardeş tamam. Geçti. Yangın tüpü. Yangın tüpü. Nerede yangın tüpü? Bak orada gözüküyor bak. Vay adamı arkadaş. Söndür. Adam yanıyor. Söndür şu adamı, öldü. İş günümüzden kovulacağız ya. Aferin lan aslanım sana. Tamam. Yeni mi geldin? He Alexander, yeni mi geldin? Abi ne oluyor, millette isyan çıktı. Bunu nasıl bırakacağız? Şu tüpü bırak. Şu üçü elini al, şunların içinden geç. Kavgayı çıkaran bu. Buna vurmayacağım. Tamam aslanım benim, sahip. Oğlum sen niye işimi arıyorsun? Lan birin bir sayım yapacağız. Siz niye bir şey yapmıyorsunuz? Bak seni de mi döveyim? Ağacını kırarım bak seni de. Memura niye vuruyorsun? Abi niye herkes bu kadar sinirli? Kardeşim bir durur musun? Kardeşim bir dur, seni bir arayacağım. Var mı üstünde bir şey? Bu çok sinirliymiş. Bir sayımımızı yapalım artık arkadaşlar. Bu ne ya? İlk günden olaylar. Her tutukluya yaklaş ve saymak için buna bas. Şöyle bir. Şöyle iki. Üç. Dört. Beş. Sana ne ulan? Bize niye soruyor lan kahvaltıda ne olduğunu? Ben aşçı mıyım oğlum? Aşkım bu Kamil'i hizaya sokmamız lazım bizim. Dostum bak. Güzel bir dille sana dışarı çıkmanı söylüyorum. Ama bana bir yere gitmiyorum deme. Neden diyelim değil mi aşkım? Evet soralım. Açlık grevi yapıyormuş. Manyak ya. Ulan ayı olayı. Yiyip zaten çıkmamışsın. Şu kilona baksana. Bir spor yap ya. Ne talep ediyorsun benden? Burada çoğu şey gelişmeli. Hapishane ya da değil. Çöplük bile bundan daha iyi. Tamam kardeşim benim bak. Bu söylemiş olduğun şeylerin hepsini ben müdüre ileteceğim. Bu halde git o çöplüğü temizle. Sıçanlar ne olacak? Ulan onun da mı hesabını biz vereceğiz? Aşkım ne diyeyim artık, bu kaşınıyor. Bir döveyim mi bunu? Yok dövme. Bunu ilk günden şey yapmayalım, ikna etmeye çalış. Bu koşullarda yaşamak istemiyorum. Ulan girmeseydin o zaman hapse. Bence döveyim. Şahsen ben konuşmadan yoruldum, döv. Döveyim değil mi? Sen bir kaşındın dostum. Aynen. Kırarım. Demek biz tuvalet yapıyorlar ha? Demek hareket çekiyorlar ha? Sayma al bunu, sayma al. Şimdi 8, 9. Sabahtan beri ne dinledik? Aha. Dostum. Gel seninle düzgün bir konuşalım. Bak yoklama zamanı direkt çık dışarı. Direkt döv bunu. Hiç uğraşma konuşmakla. Küfür ediyor bana. Küfür ettiği için arkadaşlar. Benim var ya. Gel kafana. Vururum. Çık lan bir adam öne. Çık. Eşşo oğlu beş kulak seni. İyi davranıyoruz diye kendinize bir şey sandın. Oğlum geç lan öne. Tamam yavrum, vurma artık, yeter de. Kafası şişti adam. Say. Alalım. Arkadaşlar yanlış anlamayın, bakın sizlik bir problem değil. Adam akıllı dışarı çıkın, yoklamayı alalım, sonra hepiniz yatın. 11 12 13 Hayır, içeride biri vardı. 14 Dostum sen ne yapıyorsun? Az önce arkadaşlarına dövdüm, görmedin bak. Sen zararsız birisine benziyorsun. Korkak lan. Baksana şu tipi aşkım, bu yanlışlıkla girmiş hapse herhalde. Kader mahkumuna benziyor. Çok iyi hissetmiyorum diyor. O halde görevdeki doktora bilgi geçiyorum. Arkadaşlar ben buna inandım. Gözümüz üzerinde buradasın, orayı işaretliyorum. Teşekkürler, kalbi olan bir gardiyan çok nadir görülen bir şeydir. Hadi öpeyim kardeşimi. O kadar da samimi durmasın. Bunu da alalım. Aşkım sağ tarafa bakıyorum, saymadığımız şu anda sadece bir kişi var. Tamam ilk baştaki. Bu değil. Bak benim dediğime git. Arkaya git. Bu. En sonki adam. Hayır, en sondaki adam. Ulan kardeşim biz sabahtan beri burada yoklama yapıyoruz. Bir kişi eksik çıkıyor. Vay paşam, ben senin gibi mahkum görmedim he. Bak sabah yoklaması. Bak küfür ediyor. Rüyada döv bunu. Bu döv. Dur aşkım, dövmeden bir tekrarlamayacağım. Kalk diyelim. Oğlum burası annenin evi mi lan? Babanın evi mi? Bana küfür ediyor. Sen sürekli bir problemsin. Sana. Şimdi ben bu copu alırım. Senin o kel kafana. Kalk lan aya. Eşşoğlu beş kulak seni. Sen kimle dans ediyorsun lan? Sanki otele çık gelmiş dışarı. Ya. Tatil köyünde beyefendi diyor ki aa kalk diyor. Uykum var diyor, yatacağım diyor. Ben bunun bir rüya görüyorum diyor. Odasını araştırayım da yatağında bir şeyler var mı? Kaçak eşya diyor, yasa dışı. Alalım abi bunu. Çaktırma lan şu, biz bunu satarız ha. Çaktırma. Hayatım bu az değil ha. Şurayı da bir arayalım. Tuvaletlerin altına falan bir şey. Ey.
iyi, bunu yapmasaydın. Enerji içeceği sokmuş oraya şu eşek. Alalım onu da içeriz. Tuvaletten çıkan şeyi. Ya aşkım ne yapayım, biz gariban bir gardiyanız. Burada bir şey yok. Şunu say artık gidelim ya, bunların içinden delirdim ha. Seni de saydık, tamam. Görev tamamlandı. Reis çok çalıştık. Ne yapalım artık, bir gidelim birazcık. Oyun oynayalım, bir şeyler yapalım ya. Geçler. Şunu da şuraya koyayım da. Bakın oğlum, beni sinirlendirmeyin. Ben bu ofisanenin artık en yetkili gardiyanıyım. Bu gördüğünüz olduğunuz kamiller bir alta yaranın hepsinin abisiyim ben, değil mi aslanım? He? Mahmut? Yavrum, memurları niye dövüyorsun? Tamam aşkım, sıkıntı yok ya. Öyle kardeşlerimize tanışıyoruz sadece. Benim lafım olmadan kimse hareket etmeyecek. Yumruklara bak. Hadi gidelim mi hayatım? Serbest zamanımızı burada geçirmeyelim. Vallahi ya, leş gibi kokuyor içerisi de. İlmi kolay gelsin aslanım. Bu delirmiş İlmi. Gardiyan odası. Var mı gençler, Dart'ta karşıma çıkacak he? Bir kahve al önce, bir kahve al hayatım. Harbiden biz de bir şeyler içelim lan. Ayı olayalar. Biz orada dolaba çalışıyoruz. Dolaba aç, dolapta ne var? Açılmıyor ki. Aa, donat varmış. Ye. E niye yemiyor? Tek tek alacaksın, kutuyu yiyorsun. Ne yapalım ya Alexander? Kahve içildi mi? Kahve içmedik be dostum. Dibini gördüm diyor kahvenin. Sen dibini gördüğün için biz içemiyoruz ya zaten. Eşşo ol eşek. Bitirmiş bütün kahveyi. Çaylak olduğumuz için hiçbir şeye izin vermiyorlar. Bari görev yapalım. Aşkım ne diyor lan bu? Kapadı abicim oraya bu girme kapıyı. Oraya girme. Girmeyelim. Çok boş zaman geçirdik ya. Es geçelim. Uyuyalım şurada biraz, kestirelim. Yeni görevimiz ne olacak acaba? Kutu arama odasına git. Gidelim abi. Acelem mi var? He var kardeş, ne olacak? Ne bakıyorsun lan? Buradakiler niye böyle çip çip bakıyor? Harbi sağ gözünüzü morarttırım sizin he. Ama sen kapıları okumadan geçiyorsun bak, belki de geçtik. Kutu odası burası işte gülüm ha. Arama odası, evet burası. Kontrol edilmemiş raftaki paketlerden birini alın ve karşıdaki masaya koyun. Peki. Koydum. Her şey çıkabilir bunların içinden, dikkatli ol. Arayalım bakalım ne çıkacak lan içinden. Bu ne lan? Tövbe estağfurullah. Arkadaş kitap almış herhalde, dövme kitabı. Bunun içinden ama kaçak eşya falan çıkar mı lan? Hani böyle aralara falan bir şey gizliyorlar ya. O belli olurdu, kitap bu. Bunu açalım bak. Oha bak ne çıktı içinden. Oha. Bu şampuanmış. Bunu da bırakalım. Kapat kapat. Bu kutu tamam. Şu paketi kontrol edelim. Bakalım bundan ne çıkacak hayatım. Bu da kitap söylemiş. Bak bu kitabın içinden bence bir dalga dümen çıkacak ama. Bu kitapta bir halt var. Herkes bundan söylemiş. Hadi bir de anlamadım. Bedavaya mı geliyor lan bu? Bu ne, kalp ilacı herhalde. Tamam bunda da bir sıkıntı yok. Zararsız. Bu da zararsız. Adamın sağlık ilaçları arkadaşlar. Aha bu ne lan? Ne? Vay eşşo oğlu eşek, tombalının içine ne saklamış gördün mü? Tövbe yarabbim ya. Bunda da var mı acaba? Tamam bunda yok, bu tombalı. Burada bir adet çikolata var. Yesek mi la biz bunu? Bunu biz alalım şey bence ya. Bunu götüreyim. Bak. Bunu da alak. Oha diyorum, başka bir şey demiyorum ha. Kapatalım aşkım. Bir tanesi de temiz çıkmadı şimdiye kadar. Diş macunu kutusunun içinden bir şey çıkmadı. Tamam bırak. Kutu temiz galiba. Bak. Ya oğlum. Tövbe tövbe. Yemeğin içine koymayın bari bu tarz şeyler be. Buradan bir şey çıkmadı. Aha. Bak bir şey var. Aldım aşkım aldım. Benim gözümden kaçar mı ya? Tamam bu da herhalde deodorant. Deodorantı da bıraktık. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bunlar çok tehlikeli yavrum. Biz nereye geldik ya? Aşkım hapishanedeyiz Allah aşkına. Sanki tatil gibi Disneyland'deyiz ya. Niye biz böyle pis işlerdeyiz hep ya? Niye böyle iyi bir şey yapmıyoruz hiç? Şu an biz iyi bir şey yapıyoruz. Gardiyanız. Sanki mahkumuz ya. Daraldı. İçim daraldı burada. Ama helal olsun yani. Bu adamın kutusu tertemiz. İsmi ne la bunun? Hatırlat bana, Paul Garcia'yı yoklama zamanında dövmeyelim. Tamam. Bunu da alalım. Buraya koyalım, görevi tamamladık. Farkında mısın aşkım? Bütün pis işleri bize yaptırıyorlar. Gülüm biz olmazsak bu hapishaneye işlemez ki. Şuna bir vursana. Şunun ensesine doğru bir tane vursana. Tabii sen yeter ki iste reis ya. Bana böyle şeyler gel. Çok sinir etti beni. Bir selam vermedi. Yeniyiz ulan burada. Ayı olayı. Yeniyiz burada. İnsan bir selam ya. Burnunu kırarız ha. Tamam yeterli. Bir de bir yumruk mu atsam ya? Tamam yeter. Neyse tamam, sen yeter diyorsan yeter. Farkında mısın? Memurlar bile delirmiş burada dura dura. Biz de delirmeyelim. Gülüm valla biz işimizdeyiz. Biz paramıza bakarız, devam ederiz. Aşkım valla sanıyorsan burasıydı ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gel bakayım. Yavrum şunu da konuşalım bir. Her şeyi yaptın. Aynen. Ne sandın? Evet bugünlük bu kadar mı? Hayır bir dakika ver bana. Hayır bir dakika ver bakayım ya. Biz buna bir soru soracağız aşkım, ama eve gitmek istiyormuş. Ne soralım ki? Günün raporu için hazır mısın? Evet bugünlük bu kadar diyelim. Kötü değil ama daha iyi olabilirdi. Aşkım saygımız +10 artmış. Gardiyanın saygısı.
Ama tutuklunun saygısı eksi birmiş. Herkes dövdüğün için olabilir mi? İsyan riski %20 diyor. 2 tutukluyu aramışız, 7 tutukluyu dövmüşüz. Arkadaşlar, hapishanede ilk günümüz başarılı bir şekilde sona ermiş bulunmakta. Artık şu soyunma odasına girelim. Giyinip evimize gidelim hayatım. Tamam mı? Bana bu kadar yetti. İlk günden dövmediğimiz mahkum kalmadı. Dövmediğimiz memur da kalmadı. Dövmediğimiz hiç kimse kalmadı. Anladın mı? Yapılmaması gereken her şeyi yaptık. Saygınlığımız sıfır bu hapishanede. Bence bizi bu görevden atacaklar yakın bir zamanda. Bu oyunu beğendiyseniz like atmayı. Bak hala dövüyor. Giderek dedim aşkım, şuna bir tane vurun dedim ya. Bak hala diyor ki polis memuru olabilirdim. Kardeşim istifa et o zaman. Ha? Ulan içinde kalmıştır adamın. Git şu soyunma odasına gir. Arkadaşlar. Aşkım girdik, üstümüzü değiştirdik, sıkıntı yok. Tamam, artık şu şeyi de elinden bırak. Aşkım gider ayak gelelim, şuradan bir yememiz de yiyelim de ondan sonra gidelim. Biz buradan yemek yiyemiyoruz çünkü ikinci seviye olmamız lazım. Biz çayla az evimize gidelim. Tamam hadi gidelim başka evimize ya. Arkadaşlar bu oyunu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı, biliyorsunuz kanalımız yeni. Yorumlarda da bize destek olmayı unutmayın. O zaman hapishaneden herkese güle güle diyorum. Aşkım bir şey diyor musun? Kankiler, bir sonraki hapishane gardiyan videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.